Evet, değerli basın mensupları, bugün bizi yalnız bırakmadığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Bugün 4 üst sendik olarak burada toplandık ve ÖMK ile ilgili, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili bir açıklama yapacağız. Değerli eğitim çalışanlarından ve kamuoyundan gelen tüm haklı tepkilere rağmen mesleğimize hakaret niteliğindeki Öğretmenlik Meslek Kanunu'ndan geri adım atılmaması üzerine 13 eğitim sendikası harekete geçmiştir. Bu sendikalarımızın 14 Ekim'de yaptığı toplantıda ÖMK'nın geri çekilmemiş ve eğitimin bazı kronikleşen sorunlarına hala çözüm getirilmemiş olmasına karşı sessiz kalınamayacağını konusunda ortaklaşılmıştır. Buradan hareketle biz aşağıda ismi yer alan eğitim sendikalarının üye ve yöneticileri olarak mesleki haklarımıza ve itibarımıza büyük bir tehdit unsuru olan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu karşı harekete geçiyoruz. Hepinizin bildiği gibi teslim edilmesi gereken haklarımızı yeni ve keyfi şartlara bağlayan ezbere dayalı bir sınav sonucunda zaten ücretli, sözleşmeli, kadrolu olarak ayrıştırılmış olan bizi yeni sıfatlarla bir kez daha ayrıştıracak olan okullarda çalışma barışını bozacak ve öğretmenin mesai saati dışında vaktini gasp etmeye niyetli bu kanun sadece eğitim çalışanları açısından değil, tüm eğitim sistemi açısından büyük bir tehdit. Bizler birer öğretmen sorumluluğuyla sadece bu kanuna karşı değil, eğitimin ve eğitim çalışanının kronikleşen sorunlarına karşı sesimizi yükseltiyor, irade gösteriyoruz. Taleplerimiz çok açıktır. Atılması gereken en acil adım 19 Kasım'da yapılacak olan kariyer sınavının iptal edilmesidir. Sonrasında ise bizlere hiç danışılmadan hazırlanan ve içeriği sırtımızdaki yükü de daha da artıracak olan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun geri çekilmesi ve eğitim sendikaları ile tüm eğitim çalışanlarının görüşlerinin yansıyacağı şekilde yeniden düzenlenmesidir. Ülkede gerçek enflasyonda eğitim çalışanlarının alım gücünün ne kadar düştüğü açıktır. Oysa insanlık onuruna yaraşır ücretler alarak çalışmak bir haktır ve ay sonunu getiremeyen, kirasını ödeyemeyen, faturalarını ödemekte zorlanan bir eğitim çalışanının mesleğini sağlıklı şekilde yapabilmesi mümkün değildir. Tüm eğitim çalışanlarının yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışına ilişkin düzenlemeler yapılmalıdır. Birinci dereceye gelmiş tüm kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge verilmelidir. Ayrıca eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği ayrım gözetmeksizin tüm eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ödenme yapılması gerekmektedir. Sosyal devlet ilkesi gereği tüm eğitim çalışanlarına giyim, ulaşım, barınma, beslenme, yakıt, kira yardımı yapılmalı ve aile çocuk yardımı tutarları iyileştirilmelidir. Vergi dilimi adaletsizliğe son verilmelidir. Öğrencilerimize öğretebileceğimiz en büyük değerlerden biri adalet iken bu değerden yoksun hale gelmesi kabul edilemez. Mülakatın olduğu yerde liyakat olmaz. Kamuda mülakat uygulaması da derhal son verilmeli. Her kadro, her koltuk hak edilerek alınmalıdır. Eğitim anayasal bir hak iken bu hakkın ayrılmaz parçası olan barınma, beslenme, ulaşım konusunda sosyal devletin varlık göstermemesi kabul edilemez. Öğrencilerimizin tüm hakları devlet güvencesi alınmalı ve kamusal eğitim sağlanmalıdır. Bu taleplerimizin yerine getirilmesi, üretimden gelen gücümüzü kullanarak uyarı niteliğinde bir eyleme imza atıyor ve bugün 2 Kasım günü bir gün süreyle iş bıraktık. Tüm eğitim sistemi ve dolayısıyla ülkenin geleceği için sıraladığımız bu haklı taleplerin cevap bulmaması halinde eylemimizi artırarak sürdüreceğimizi ilan ediyoruz. Sizlerin de haklar için verdiğimiz bu mücadeleye omuz vereceğinizi umuyor. Şimdilik birlik zamandır diyoruz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.